Bölüm 16. Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları ne babayı ne de beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim. Kutsal Ruh'un işleyişi. Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz elemle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum ve artık beni görmezsiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince size her gerçeği yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız işittiklerini söyleyecek. Ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Babanın her nesi varsa benimdir. Benim olandan alacak ve size bildirecek. Dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Eleminiz sevince dönüşecek. Öğrencilerinden bazıları birbirlerine şöyle dediler. Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Ve çünkü babaya gidiyorum diyor. Ne demek istiyor? Böylece. Kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz. Diyorlardı. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dedim. Birbirinizle bu sözümü tartışıyorsunuz. Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Elem çekeceksiniz. Ama eleminiz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi siz de şimdi elem çekiyorsunuz. Ama sizi yine göreceğim ve yüreğiniz sevinecek. Sevincinizi kimse sizden alamayacak. O gün bana hiçbir şeyi sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz onu size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tamamlansın. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Ama babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Öğrencileri, İşte şimdi açıkça konuşuyorsun. Hiç örnek kullanmıyorsun. Dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok.
Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. İsa onlara, şimdi iman ediyor musunuz? Diye karşılık verdi. İşte, hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor. Geldi bile. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim.